ediyoruz, bizim hamdlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlere dünyada sayısız nimetler verdin, evlatlar verdin, eşler verdin, çocuklar verdin, mal verdin, mülk verdin. Verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizim şükrümüzü daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizim için vatan, millet, bayrak, ezan, cami, minare kutsaldır. Bu Hüseyin yavrumuz da bu akşamın bu saatinde kutsal askerlik görevini ifa etmek üzere, askerlik görevini yapmak üzere yola çıkacaklar. Bu Hüseyin kardeşimizin bu yolculuğunu kendilerine kolay eyle ya Rabbi. Kazasız belasız görev yapacağı kıtasına varmayı nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı insanlarla orada görüşmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşimize Hazreti Hamza'nın güç ve kuvvetini ver, cesaretini ver. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin adaletini ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyorlar ki, iki gözü cehennem ateşi yakmayacaktır. Biri Allah için ağlayan göz, diğeri vatan için, millet için sınırda nöbet tutan askerin gözünü cehennem ateşi yakmayacaktır buyuruyor. İşte bu hadisin şerefine nail olmak için bu kardeşimiz bu düşünceyle bu vatanı beklemek için, bu ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırmak için, bu ezanların susmaması için görev yapmak üzere yola çıkıyorlar. Bu kardeşimizin bu askerlik görevini mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu Hüseyin kardeşimizi, bu askerimizi ve tüm asker yavrularımızı her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, kör kursundan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşimiz görevini layıkıyla ifa ettikten sonra salimen, ganimen annesine, babasına, eş ve dostlarına, arkadaşlarına kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, asker ocağı diyoruz. Evet, burada bu kardeşimiz anne babanın kıymetini, değerini, özlemini, hasretini anlayacak, bilecek. Anne babanın arkadaşlığın değerini bilecek. O askerlik görevini yaptıktan sonra güzel hasletlerle olmuş, pişmiş bir şekilde ailesine dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, böyle sağlıklı evlat yetiştirip askere gönderen bu anne babaya da hayırlı beklemeler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, birçok insanın anne babanın evladı vardır. Çocuğunu askere gönderemez. Bazı mazeretleri vardır. İşte sen sağlıklı bir çocuk verdin bu aileye. Bu çocuğumuzun daha nice mürüvvetlerini anne babasına göstermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehennemden uzak eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ve sellem. Nerede askerimiz?